Merhabalar, İki Anne Bir Mutfak'tan ben Seda. Ben de Defne. Evet efendim, bugün 7 aylık bebekler için iki tarifimiz ve bomba gibi bir çekilişimiz var. Hadi mutfağa. Evet. Sedüş. Efendim. Önünde çok fantastik bir şey görüyorum. Nedir o? Evet. Bu beyaba ve bir bebekler için bir pişirici. Ne diyorsun? Sadece pişirici değil. Aynı zamanda doğrayıcı. Evet. Buz çözücü. Evet. Ve Isıtıcı. Değil mi? Evet, bugün 7 aylık bebekler için, 7 aylık bebeklerin anneleri için iki tane önerimiz var. Bir tanesi mis gibi pirinçli bir sebze çorbası. İkincisi de ara öğünlerde böyle parka gidip yürüyüş yaptığınızda serin serin eserken bebeğinizi yedirmek için şeftalili kayısılı bir yulaf yemeği. Hemen başlayalım. Hangisiyle başlayalım sen söyle. Vallahi ana öğünün hazırlığı daha uzun sürer diye ondan başlayalım istiyorsan. Tamam, aynen öyle. Biz kabağımızı, kırmızı kapya biberimizi, dereotunu, pirinci ve zeytinyağını hazırladık. Beyabanın şu rahatlığı var. Normalde tencerede yaptığında buharda pişirmeyi, su biter, bazen tencerenin dibi yanar evet, falan gibi şeyler olur ya. Eklemeye koyarsın. Aynen öyle. Bunda güzel olan şey gerçekten bunu bırakıp ondan sonra bebeğinle ilgilenebiliyorsun. Kafan rahat. Evet, kafan aynen. Rahat. Ben onu çok sevdim. Şimdi iki tane aparatı var bu şekilde. Bu Defne benim zamanında, ben kullanmıştım zamanında. O zaman kullandığımda yoktu. Pirinç, makarna gibi daha taneli besinleri koymak için. Biz şöyle oldu. Defne sen koy istiyorsan. Koyayım. Ben Amerika'dayken, 8 yıl oldu tabii. İki arkadaşım birlikte bana hediye ettiler beyabayı ve hayatımı kurtardılar. Çünkü birçok anne gibi ben de tek başıma bakıyordum Ayşe'ye. Hı. Ve hani onun yanında dururken, onu böyle bunun içine koyup her şeyi, buharda pişmesini beklerken onunla ilgilenmek, onun sağlam bir şekilde kenarda durduğunu bilmek, ateşin yakılmamış olduğunu bilmek falan, bunların hepsi bana çok, çok rahat gelmişti. Edici. Tabii. Aynen öyle. Pirinci koyduk. Pirinci koyduk. Şimdi pirinci koyduktan sonra beyabada suyla her şey olduğu için ve çok az miktarda suyla pişiyor. Burada, şurada bak şöyle hatırlarsın şimdi, bak hatırlayacaksın. 1, 2, 3 diye şey var. Hepsinin de farklı dereceleri var. İçine pirinç de koyduğum için ben 3'e getiriyorum. Ve şu kadarcık suyu burada buharda pişme haznesine döküyorum. Evet ve de kapağı şöyle kapıyorum. Su burada, buhar için gereken suyu koyduk. Şimdi normalde aslında sen de biliyorsun, sebze yapsaydım sırf bir tek buraya koyduğumuz o kadar suyla yetiyordu. İçme suyu koyduk tabii. Çünkü o suyu daha sonra kullanabiliriz. Ben de onu söyleyeceğim şimdi. Ne olursa olsun ısınacak da olsa her zaman içme suyuyla pişir. Aynen. Ve burada da tekrar pirinç pişeceği için biraz daha fazla su ekliyorum. Burada da yine orada bir düzey var. İkiye getirdim. Ondan sonra da şeyi yerleştiriyorum. Kabı. İçine yerleştiriyorum. Tamam. Ondan sonra da buyurun kabağımızı efendim. Koyuyoruz. Kabağımız. Evet. Alacağım. Kapya biberi de koyduk. Arzu ederseniz eğer kapya biber, yani mevsimine göre bunda mesela şu anda fasulye çok güzel olur. Taze evet. Fasulye. Ondan sonra kabak, havuç, patates, bezelye, olur. Farklı şeylerle de yapabilirsiniz. Bunların hepsi 7 aya uygundur. Derim. Taze baharatlara geçtiyseniz ki biz seviyoruz taze baharatları ve kabağa çok yakışıyor. O yüzden dereotunu da koyduk. 8. aydan itibaren sarımsağa da başlarsınız. Mis gibi de olur. Evet, aynen bu şekilde zeytinyağını sonradan ekleyeceğiz. Sonra da bunu kapatıyorum Defne. Seduş Ayşe'yi pürelerden, daha sebzelerden 7, 8, 9, 12 neyse o dönemleri geçirdikten sonra kum dünyaya gelince aynen. Aynı beyaba bir de kumu besledi. Evet durdu. Gerçekten öyle olmuştu. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir güney seyahati, biraz fazla maceracı bir güney seyahatiydi bu Türkiye'de. Bavuluma koyduğum yegane şeydir. Hatırlıyorum. Yani, ne olursa olsun en kötü kabağı içine doğrarsın, fişe takarsın. Tabii canım, şu kadarcık küçük bir şey. Evet. Evet, ondan sonra da burada iki şey var zaten. Ya buharda pişirme ya da blender tarafı. Onu sonra yapacağız ama bunu açıyorum ve bitti. 15 dakika kadar kendi kendine pişiyor. Ondan sonra gel, çıt diye kapanıyor. O zaman hadi toparlanalım. Toparlanalım. Ondan sonra da çekilişin şartlarını söylemeyi unutmayalım. Oo evet. Dit 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 sesini duyduğumuza göre. Evet aynen öyle. Bu arada biz Defne ile işlerimizi yaptık. Ondan sonra gayet rahat vakit geçirdik. Bu sonra bip bip diye öttü ve hazırdı. Gerçekten dediğim gibi bebekle acayip rahat oluyordu, onu hatırlıyorum, o hissi. Uf, evet. Her şey pişmiş ve hazır, görüyor musun? Çok güzel. Şimdi sen bunu cızt diyeceğim ben. Evet, önce şunu şöyle geçiriyorum. Hop, çıkarıyorum. O tam da bizim ters süzgeçlerde yok diye ağladığımız şey. Aynen öyle değil mi? Çatalla falan çıkarma evet. işlemi yapıyoruz. Şimdi burada anneyi anlayamam. Su birikiyor. Burada, o suyu da
şey yapacağım, şunun içine dökeceğim. Çünkü içme suyu bu ve bütün sebzenin şeyi var. Eğer arzu edersem bunu sonra kullanabilirim diye. Anlatabiliyor muyum hani? Evet, tabii. Kıvam vermek için. Ondan sonra tekrar geri koyuyorum. Ve şimdi de bunu böyle olduğu gibi içine de boşalt. Aynen öyle. Tekrar kaşık gibi de kullanabiliyorsun. Çok güzel. Hepsi hazır, evet, bir şekilde harika. Orada o içinde yer alıyor. Şimdi çok azıcık koyacağım o sudan. Tamam. Ve de kapağını kapatıyorum. Bu tamam, kadar. Süper. Ondan sonra da istediğin kadar aslında şeyi yapabiliyorsun. Bak. Bu kadar da yapabilirsin. Bu kültürle ilgili bizim için aynen önemli. Doğru değil mi? Bu çorba deyip tamamen de geçirebilirsiniz. Seda'nın yaptığı gibi biraz çekip çekip bırakarak daha kültürlü kalmasını da sağlayabilir anneler. Aynen öyle. Annenin o yüzden istediği kadar şey yapabilmesi için hazır. Şu noktada herkes herhalde bu benimle mutfağımda olmalı diyordur. Sevgili annelerimiz, harika bir haber. Evet, sizin olabilir. Birkaç tane ufak kural var uymanız gereken. Birincisi, iki anne bir mutfak ve Joker Baby TR Instagram hesaplarını lütfen takip edin. Bu sonradan kontrol için önemli. Ve de bu seyrettiğiniz, şu anda seyretmekte olduğunuz bu videonun altına Beyabay'la lezzetli tarifler yazın. Yaklaşık bir hafta bir süre veriyoruz. O bir haftanın sonunda çekilişi kazananın ismini açıklıyoruz. Her yerden açıklarız. Kaçırmanıza imkan olmaz. Oldu da sizin isminiz çıkmadı. Sakın hayal kırıklığına kapılmayın. Çünkü bunun gibi 4 tane daha hediye edeceğimiz videomuz olacak. Şansınız bitmiş değil yani. Evet, çorbamız hazır. Süper. Sen azıcık zeytinyağını dökeyim, koy. Ben de bu makinenin şu parçasını yıkayayım ki hemen hızlı bir şekilde ara öğünümüze geçelim. Süper. Görüşürüz. Gıcı gıcı yapmışsın tezgah. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dürüstçe herkese söylemek istiyorum. Bulaşık yıkamaktan pek hoşlanmıyorum. Ondan sonra ve fakat bunun şöyle güzelliği var. O zaman hatırlıyorum yani, şimdi böyle kullanınca tekrar kaç sene sonra, 7 yıl sonra bir anda böyle hatırladım. Buharda pişirme aynı yerde. Döndürüyorsun, vırt yapıyorsun, o da aynı yerde. Ve sıfır aslında tek yıkaman, evet. Yani tek yıkadığın şey, yani şunun kapağını bir sudan geçiriyorsun. Bir de o bir de bu. Yani aynen, içine yağ falan koymadığın için de zaten çok pislenmiyor. Evet, gerçekten doğru. Onu hatırladım yani, oh be diye. Peki, şimdi ara öğünümüzü yapacağız. Tamam. Aslında aynı mantıkta yine, bu sefer bu süzgeci kullanacağız. Tamam. Ondan sonra yine yapacağım şey, şunu açtım, bu hazneyi. Tamam. Ondan sonra buradaki hazneyle suyu ölçüyorum. Bunun kitapçığında yazıyor bu arada. Hangisini ne kadar ölçüde ölçüleceği. Ezbere bilmenize gerek yok böyle bir aynen şey. Aynen. Şuraya kadar getirdim. Şu hazneye yine suyu döküyorum. İçme suyu olduğuna hatırlatalım. Evet. Ondan sonra bunu buraya takıyorum. Bunun kapağını takıyorum. Şeftalimiz var, kayısımız var, bir de yulafımız var zaten. Bizim aynen en sevgili evet malzemelerimiz değil mi? Evet gülüm. Şimdi böyle koydum. Bu şeftaliyi tabii bu mevsimde izleyen annelerimiz dışında, eğer kışın izleyen annelerimiz varsa, o zaman mesela bu elma ve armutla çok güzel olur. Tabii. Ondan elma, erik, sonra kışma, armut. Erik güzel olur. Biz zaten bu şekilde buharda pişirelim, pişirmeyelim falan çok sorulan bir şey. Aslında bu şekilde pişirip de saklamak daha da pratik oluyor. Aynen öyle. Yani çiğ yaptığınızda hemen tüketmek gerekiyor. Ama bunu böyle pişirdiğiniz zaman, en azından dışarı çıkmak istiyorsanız hani tabii bebekle birlikte, alın bunu koyun. Yola götürürken. Aynen. Bak şöyle bir şey benim için şeydi. Ben seviyordum bunu. Hı-hı. Bunun içine koy, ondan sonra da şey yap. Şimdi şu yulafı da döküyorum. Tamam. Şeyin üstüne, şeftalilerin üstüne. Ve de kapağını kapıyorum. Evet. Aynen işte bu kadar. Bitti. Bitti. O zaman biraz sonra görüşmek üzere. Evet. Bit öttü. Evet. Ve şeftali de hazır. Şunu açıyorum şimdi. Açalım. Hop. Bakar mısın? Evet. Üstündeki süper mis gibi şey de yandı. Al bakalım. Evet. Buyurun. Bakalım. Şu suyu tekrar alıyorum. Olur da anne yine birazcık kıvam katmak isterse kullanabilir. Ama tabii ki 7 aylık bir bebeğin annesi arzu ederse anne sütü katabilir böyle durumlarda. O biraz evvel ki kokuyor. Evet, aynen öyle. Evet. Ama tamam, dediğimiz gibi anne sütünü koyabilir. Ondan sonra devam sütü kullanıyorsa devam sütünü ekleyebilir. O şekilde. Şimdi aynen bunu. Hı. Hop.
Ve yine annenin istediği kadar çok az bir oranda bu kadar da yapabiliriz. Evet. İşte bu kadar. 7 aylık bir bebek halen pütürlü yiyordur. O yüzden. Oh, mis gibi. Evet, ben bir kere daha yapacağım. Tamam. Çünkü biraz daha yulafları parçalayalım. İşte bu kadar. Bak şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz kıvamda. Oh, çok güzel. Hazır. Sen bir yandan bunun güzel kokusunu içine çeke dur. Bizim de çekilişimizi unutmayın. YouTube bu videonun altına pıt 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 yazıyorsunuz. Beba ile lezzetli tarifler. Hem Joker Baby TR hem Mikenli bir Mutfağı Instagram'dan takip ediyorsunuz. Biz çekilişi yapıyoruz. Kazananı her yerden yayınlıyoruz. İki yemeğimiz hazır. Ana öğün, ara öğün. Aynen, ana öğün pirinçli mis gibi bir sebze çorbası. Bunun kıvamını siz istediğiniz gibi ayarlayın. Her ikisine de anne sütü koyabilir. Eğer anne sütü beğenmiyorsanız, devam sütü veriyorsanız devam sütü ekleyebilirsiniz. Veya aynı şekilde şeftalili ve kayısılı bir ara öğün yaptık. Yulafla pıt diye tek bir haznenin içinde her şey hazır oldu. Şimdiden afiyet bal olsun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.